Yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salat. Eğer alabiliriz kuş, çok şey yaparsın. Biraz dur şimdi millet verelim ondan. He. Kim ne yapacak? Hayalimiz var. Sonra tasavvurumuz var. Ben taakkule girdim. Birkaç haftadan beri çalışıyorum. Tabii çok o daha kapsamlı. Hemen size bir müjdeyi söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, vücutta bir et vardır ki o sağlam olursa, vücuttaki bütün organlar da sağlam olur vesaire diyor ya, o kalp için söylüyor. Kalp vücutta nasılsa, dimağ, vücut gibi düşünün, dimağın kalbi akıldır. Dimağın kalbi. Dimağın kalbi izandır. Hayır, hayır, o değil. Osman'ın dimağdan kalbe yol izandır. Manevi yapı. Yani dimağdakileri vicdana kalbe atar, kalptekileri de dimağa atar. Ya. Yani dimağ vicdan bütünlüğünü sağlayan izandır. Evet. Ama dimağın kalbi. Dimağın babası yani. Yani baba derken bu bizim çocuğun babası değil. Limanda fırtına olduğu zaman gemileri alalım bunu. Yok. Ha tamam. Gemileri benim biraz şey yaparsa alırız. Tamam. Gemiler mesela çalkalanıyor ya. Fırtına bak. Limana bağlarlar gemi. O gemiye bağlı o bağlandığı yere baba derler. Ha dima babası gibi yani. Yani daha yeni girdim. Akıl var. Akl var, takul var, bir sürü sıfatları var. Sıfo, deha, muhakeme falan yok. Akıl var. Tefekkür var. O aklın sıfatları o. Yani bu, şimdi ben buraya girmeden genelde sorulan bir soru var. Genelde. Tabii bir şey ortaya çıktığı zaman Kemal bulsun diye bir sürü ona ait sorular gelecek. Onlardan bir tanesi de serbest bölge. Serbest bölgeye nasıl hakim olacağız? Demiştik ki hakim olmaya çalışmamakla. Çünkü o sana kesbi şiddet eder. Çünkü reddedilen arzular kesbi şiddet eder diye Barla'da geçiyor. Mesela bir şey yapmak istiyorsun, reddediliyorsun. Yapmak istiyorsun, reddediliyorsun. Peki, reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Yani şiddetlenir böyle. Şimdi, dima hakim olmak, o olamayacağından dolayı sana şiddetleniyor o. Çünkü olamaz böyle bir şey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sıkılmış. Değil mi? Sıkılmış o da. Serbest bölgeye tamamen hakim olmak demek, yani zıtlardan sıyrılmaktır. O da vacipleşmektir. Yani Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Çünkü içine zıttı yok. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçine zıttı yok. Ama insan niye nihayetsiz alaya ve esfele inebiliyor? Bu zıtların cemi olduğundan. İnsanı anlamlandıran, işte bu zıtların cemi olan serbest bölgedir. Ama bu demek değildir ki tamamen bırak, hiç hakim olmaya çalışma. Yani sıfır yok ama oraya hakim olmak veya kendi lehine çalışabilmesi için birinci yöntem size sunuyorum. Terk lazım. Birincisi, terk lazım. Buradan gelen soruları ben şey yapacağım. Sizler bir bakayım ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle geçiyor, terk lazım. Abi ben diyor, Hizbul Kur'an okuyorum, sen okuyorum, derse gidiyorum vesaire oluyor. Geniş yapalım. Bu insan hastalandıktan sonra bunu yapıyor. Bu zor. Doktorun var burada, doktorlar. Şimdi koruyucuya hekimlik var. Basit bir dikkatle o hastalığın çıkmasına mani olursun. Çıkmasın diye. Ama çıktıktan sonra o basit bir yöntem, basit bir
dikkat yetmez artık. Çünkü artık girmiş, öyle değil mi? Artık girmiş o. Mesela biraz böyle tuza dikkat edersen, yatarken yeme falan, tansiyonu kontrol edersin. Ama tansiyon çıktıktan sonra, öyle mi doktor? Artık ilaçsız zor ya. Yani sen şimdi tahrip oldun. Oldun. Bir haftada hemen boyak küpüne gireceksin. Bir haftada, abi ben insan okuyorum, biz bu koyalım. Öyle bir şey yok. Emeğe hakarettir bu. 15 günde, bir ayda, bir iki senede hakim olacağım. Ben 30 senede tam hakim olamadım. Sen 3 senede mi hakim olacaksın? Girmediğin yer kalmadı, seyretmediğin pislik kalmadı. Onlar çöplükte bir anda olacak. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey olur mu? Niye ben düzelemiyorum? Çok bozuk olduğundan. Çok bozuksun. YouTube'lara girmediğin yerin yok. Yani şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir sürü şeyler var. Peki illa herkes bozuk olduğuna değil. Demek ki birincisi terkler olacak. Bu benim fikrim değil. İlk önce 148 Kastamonu'da amelden önce, yani ibadetlerden önce defi mefasit. Terk etmek demek. Celbi nefaya. Bak demek. Anladın mı? Şimdi birincisi defi mefasit. Defi mefasit terk demektir. Celbi nefa ibadetleri yapmaktır. Peki hangisi önde geliyor? Kudüs. Evet. Kudüs diyorum. Temizlik iman. İlk önce temizlik. Yani defi mefasit. Eve uygulayayım ben bunu. Namaz kılacaksın. Ne namaz? Nafile namaz mı kılacaksın? He. Nafile namazı kılmadan evini temizle kardeşim. O daha hayırlı. Evin çöplükse orada ruhani gelmez, erva haliye gelmez. Pisliklerde evin kokuşmuş bir, yani temizlik yapmamışsan orada ne nafile kılarsan kıl. Bulaşıklarını sabaha bırakıyorsan, tamam mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle Mecmuat Adam'da, bunlar detaydı ama huzur orada. Çamaşırı akşam çıkarken şak diye atıyorsan, besmele demeden katla, asmıyorsan, katlamıyorsan, bir bakıyorsun mutfaktan, evden, şeyden, pislikten geçilmiyor. O zemine, erva haliye inmez o piste. Uçak inmesi için pis lazım. Anlıyor musun? Ta oraya kadar evin temizlik olacak. Allah'ın insanda cuma günleri hakkıdır diyor temizlik, yıkanmak. Vücudunda temizlik yapmıyorsa, evinde o pis aletleri çıkartmamışsa, bunlar sebeptir. Yani en önemlisi ne? Senelerden beri bozulmuş bir şeyi, sen bunu alırsın mısın? Kalsın abi ya. Öyle mi? Güzel. Tamam. Belki rahatsız olursun. Evet. Senelerden beri bozulmuş. Onun için ben bana hem kızıyorum hem üzülüyorum. 30 sene, 20 sene, 15 sene bozulmuş. 3 haftada niye düzelmiyorum? Abi ben hiç bu Kur'an okuyorum. Efendim derslere gidiyorum. Peki, hemen Osman Kavay'ı kaldırdı, şu hatırıma geldi de sordu. Abi dedi, ben dersende vakıfım dedi. Niye sıkıntım var dedi. Bak, küçük yaştan beri, o zaman ne anladım biliyor musun? Maddi pislikler olduğu gibi, yani mutfağı pis bırakmak, mutfağı ev, adam tülündü, duvarlarıymış, kapı bacası, pislik içinde. Gözükeni temizliyorsun. Olduğu gibi, İsmi Kudüs, dershanede de haset mi var? Manevi pisliktir bu. Gıybet mi var? İftira mı var? Kime hitap ettin? Sen başkasına gıybet ve iftira yaparak öyle gün yapacaksın, ondan helallik dileme, mutlu mu olacaksın? Gıybet yapacaksın, adamlara hain diyeceksin, taassubundan dolayı ama bırakmadın, demedin bırakmayacaksın. Huzur olacak. Yani haset var. Varsa. Bak. Abi ben dershanedeyim. Nerede olursan ol. Haset varsa. Gıybet varsa. Kin varsa. Nefret varsa. Kendi hissiyatına esas alıp, bunun dışında kimse hakka hayat vermiyorsan, bu sana olmayacak da bana mı olacak? İnisar-ı zihniyet, inisar-ı zihniyet, hukuk nefisten gelir. Bunlar hastalıkmış, ustad sayıyor bunu. Aman ha, oy, olmaz. Baş olmak
hastası diyor, İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatından söylüyor. En son kalpten çıkan emraz-ı kalbiymiş. En son bu çıkıyormuş. Cinsellik çıkabiliyor, maddeperestlik çıkabiliyor, şöhret çıkabiliyor, çıkıyor. Adam evli olacak değil mi son? Tepeye çıkacak. En son çıkmayan, en zor çıkmayan baş olma sevdası. Bak şimdi Erdin, sende bu olmaz, korkma şimdi. Erdin, sende de olmaz pek. Olmaz. Hiçbirinizde olmaz, bu hastalık olmaz. Bu hastalık zemininde olur. En harika çekirdek kongre çıkmaz kardeş. Sizin böyle bir şartınız yok. Bizde var o. Seni etbağın, seni dinleyen var mı? Guru var mı? Ha, çevren işte. O çoluk çocuğu vesaire. Yakıyor. Ha. Haftanın 6 günü başka yerdeyiz değil mi? Evet. Yani eğer sizi dinleyeni kastediyorum. Yani böyle bir zeminin varsa ve rakibinle varsa, insan rakipsiz olmaz diyor, sadece geçiyor. Tamam? Kendisini rakip kabul eder ya. İlle aynı olmasa değil. Hani bu kalpten en son bu çıkıyormuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri, benim çatırıma gelmezdi bu. En berbat diyor, odur. Şey dedi, Üstad Hazretleri de 6 tane söylüyor. Hucumat-ı sirte de. 6 tane hastalık var. Bir, menfi milliyetçilik. Hubuca, birincisi hubuca. Biliyor musun? İlk önce baş sevdası. İlkece sarayım, gerek yok şimdi. Şimdi ben bir toparlıyorum, sizden de alacağım yani, serbest bölge. Bir, terklerimiz olacak. Abi terklerim var. Dershanedeyim, terklerin olacak kardeşim. İlle interneti, sokaktaki açık saçığı terk etmek değil. İçeride dahi olsa, gıybeti, iftirayı, hasreti, nefreti, bunlar terk edeceksin. Terk etmeli. İki, doğru insanlarla, doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş yapacaksın. Üç, kendine zulmetme, kuvve-i kutsiyeni bozma, yani ümitsizliğini bozma. Ben niye düzelmiyorum? 20 seneden beri bozuluyordun ya. 20 seneden beri ha, hummalı bir şekilde bozulmak için bütün şartlara uydun. Şimdi 20 senede bozulan adam 2 senede düzelir mi? Ne zaman düzeleceksin? 2 sene bozuldunsa 2 sene bekleyeceksin. Kaç sene bozuldunsa o kadar. Çünkü hatta tahrip daha kolaydır. Tahrip eserdir der. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir çocuk bir kibritte yok eder. Ulan yes olur abi. Adam hayır. 30 yıl yani o Safiyullah'ın hali. Sıkıntıdan çıkarsın da hani var ya 20 sene önceki Safi hale geldi. O manada. Evet, defime falan. Ama sıkıntıdan çıkarsın, birkaç derse çıkarsın. Sıkıntı. Adem Safiyullah, onu kastediyorum, sağ. Da dur. Abi diyor, mesela dershanede geldim diyor, ne saf duygularımız vardı diyor. Ama girdin ama sen hakikaten temizli bulunduğun cemaat, grup, tenkit düzeni kurulmuş, eleştiri düzeni kurulmuş, taassup düzeni kurulmuş, pergeli kendisine koymuş. Bundan başka şey yok. Hem biz böyleyiz. Biz yukarıdan uçarız, kartalız. Yani hürriyet-i şer'i ver ya. Allah verdi hürriyet-i şer'i. En çok bununla gireceğim ben kabre ya. Allah verdi hürriyet-i şer'i kul alamaz. Kardeşim bana gelip de ne yapacaksın? Cumartesi dün de söyledim. Ulan bana gelince çay içeceksin. Zarar. Tuvalete gideceksin, kağıt mağat kullanacaksın. Küllü ben zarar. Gelip de ne yapacaksın bana? Ne kârın var yani ki? Gel diyeceğim. Ha orada mısın? Namaz kılıyor musun kardeşim orada? Bulunduğun grupta. Tesbihat yapıyor musun kardeş? Risale okuyor musun kardeşim? Gelme kardeşim orada ol. Orada ol, gelme. Ama sana burada tavsiye. Sakın hapishaneye girme ve kuyuya da inme. Kuyulardan dikkat et. Yusuf'u indiren kaderin cilvesi sende de tahakkuk eder. Bana bir şey olmaz deme. Yusuf bile indi. Yusuf'u kuyuya indiren kardeşleri değildi. Neydi biliyor musunuz? Hasetti. Hasetti. Haset indirdi. O haset bir loku, balon gibi oldu. O kardeşleri hasedin balonuna girdi. Kontrol edemediğin duygu sende değildir. Sen onun içindesin demektir. Kökeni sende, haset bende ama haset çıktı, ben artık kontrol edemiyorum. O beni kontrol ediyorsa ben onun için değilim. Ha.
Peki hapishane nedir? Kin, nefret, taassup, hapishane sokar. Haset nedir? Kuyuya indirir. Kuyuya inmeyecek. Şimdi benim diyeceğim serbest belge. Bir de üçüncü bir şeyim. Dima kağıda A4'ten çıkar. Anlasın anlamasın. 8 yaşındaki kızın oğlu. Amcana, dayına, teyzene. Ya 70 yaşında babama. Al, çiz, kalem. Serbest bölgeyi her gün birisine anlat. Kocana da, karına da anlat. Badun anlat, o bir daha anlat. Ne zamana kadar? 40 güne kadar meleke sahibi olacaksın. Bu ruhsu peyda eder. İş atacağızına geçiyor. Anlatın. Çünkü bildiğin şey malumattır, anlattığın şey senindir. Yani aslında tasdikin ve iltizamın itikadın haline geliyor anlattıkça. Evet, anlattıkça melek haline geliyor. Tasdik oluyor. Tasdik et diyorsun. Kendi kendini ayalıyor, aşılıyorsun. Aşılıyorsun devamlı. Diye diye. Tasdik oluyor, iltizam. Meleke sahibi, 40 yaşında ruhsu oluyor. 40 defa bir adama desen diyor, ruhsalden çıkarıyor. Aha. İyisin desen, iyileşmesi. İnanın böyle, hep böyle çalıştığım için oradan söylüyorum. Ya bu nereden çıktı? İnanın mutlaka bir şeyden çıkar. Bak bu, illa delili şey yaparsak uzun oluyor diye söylüyorum. 40 gün bir şeyi tekrar edersen ruhsu peyda eder. O zaman 40 gün anlat. Yani oğlunu anlat, dün anlat, bir daha anlat kimse yoksa. Komşunu anlat, git. Ondan sonra, ya Ahmet bir tanesi diyor ki, neredeydi? Avustralya mıydı, ikisinden birisi, neyse. Dedi ki, abi de burada o kadar kişi yok, ben nasıl anlatacağım dedi. Dedim ki, Türkiye'ye internetten nasıl, abi bedava dedim orada, neresi. Dedim ki, neresi? Malatya'da. Malatya'yı ara dedim, teyzenin, halanın, cep telefonu görüntülü, sen ara, ona yazılıyor. Onu al, yani amcanın çocuğunu ara oradan. Görüntülü al, cep telefonda o, gönder ilk önce. Serbest bölgeyi ona gönder. Aç onu de, şimdi beni dinle de. Bak şu diyor, onu anla. İmkanlar var. İlk önce WhatsApp'tan serbest bölgeyi gönder. Sonra aç orayı, bak. Ondan sonra bilgisayarına koy de, bilgisayarı varsa. Şimdi beni dinle, görüntülü olsun. Ondan sonra orayı seyret. Ve seyret ve anla. 40 gün anla. İstesen anlatırsın. Melek. Mesela sosyal medya, internet, şuydu buydu, yani çok şu anda var ya, mesela derslerde bunlarda haber oluyor ama bırakamıyor, yani onu terk edemiyor. Onun şeyi nedir, yani nerede bir problem var? Ben şöyle anlıyorum, Osman'ım herkes bir şey der, biliyor musun bu konuda? Yani şurada problem var, böyle var, şunu böyle yap, herkesin bir tavsiyesi olur sosyal medyanın. Benim en kesin bulabildiğim, düşünebildiğim kesin çözüm şudur. Bu ne olmak istiyorsanız diye İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür. O senden önce olan kim varsa onunla beraber olur. Mesela diyelim ki ben kullanmıyorum. Hakikaten ben Instagram'mış, YouTube'cum, benim ismim kullanmıyor. Ama biliyorsunuz sen birisiyse. Ama ben kullanmıyorum. Bir mecul grubum var, dima grubum var. Nasıl? Şey için, fiil olsun diye. Kim kurtulmuşsa, kim muvaffak olmuşsa, İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle diyor, iyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Beni buldun, ne yaparsan yap, hem evinde olacak, hem de bunu kullanan arkadaşlarla beraber olacaksın, kurtulamazsın, boşuna. Ne yap? Kurtulanlarla beraber olacaksın. İyi olmak istiyorsan diyor, iyi ol demiyor. Kur'an'a dayandırayım şimdi, Allah salihlerden olun demiyor. Olun da, ne diyor biliyor musun? Mehmet ne diyordu? Salihlerle beraber olun. Beraber olun. Şuraya bak, ne kadar kolay, acayip bir mantık. Geçen hafta mı söylemiştik, hatırlarsın. Çok, Kur'an o kadar cebime gitmişti ki. Bir şeye de söyledim hocaya, bu tefsir falan işte meşgul oluyor. Hem kitap tahsiye ediyormuş, kitapçılardan çıkan, hem dini kitap. Ondan sonra, alim yani, tolayım. Ha sen kardeş ne güzel dedi ya. Maşallah bak, hali olur, zor bir yol. Nasıl olacağım ya? Adam pilot. Adam Türk hava yollarında, kendisi söylüyor. Hostes erkek. Nasıl olacak ya bu adam? Vesaire. Memur sen belediyedesin. Nasıl olacaksın kardeşim? Her türlü insan geliyor. Hem içeride mi? Ama olamıyorsun ama yolun var, çok kolay. Salihlerle beraber. Gördün mü? Allah Kur'an'ında salihlerle beraber olur diyor.
Çok tuhaf. Zinaya yapma demiyor. Zinacılardan, zina mekanlarından uzak ol diyor. Değil mi? Bak, ha benim o ne olmak istiyorsa tek başına futbolcu olamazsın, kumarcı da olamazsın. Bu daha önce kim buna muvaffak olmuşsa bak bakalım bu işe kim muvaffak olmuş? Onunla beraber ol. Mesela benimle alakalı olan, yaşayan, bulunan, bakın ya hiç kullanmıyorum ya, çok çok az. Çünkü ben burada ders çalışırken, sen orada nasıl gireceksin ki? O birileriyle beraber olma mesela iltizamımızı mı artırıyor acaba? İltizam da, fiili. Değil mi? O tarafımıza kuvvet veriyor. Bir kere tasdikteki fikri iltizam var ya, beraberiz kardeşim, beraber sen farklı bir şeydesin, belediyesin, senin kuluyum. Etabında insanlar var, bir sürü memurlar var. Ya kardeşim bir gün pompalıyorsun, su yumuşaktır, kaya serttir. Vura vura, vura vura, uyuyor. Seni görüyor, namaz vakti gidiyor adam. Ezan okunuyor, Osman Bey nerede? Kafa Bey nerede mesela? O kadar işçilerim var, 3-4 katı adamlarım var. Satışlarım var, pazarlayan var, bilmem ne yapan var, bir yerde var. Gafur Bey, çıktık. Ona namaz vakti çıkıyor, nerede belli. Namaz vakti bakıyor, mescide çıkıyor. Oradaki adama da bir cesaret gelir. Ha? Benim anladığım serbest bölge hakim olmanın bir Kur'an'da tabirle salihlerle beraber olun diyor, salih olun demiyor. Olun da olmanın yolunu söylüyor. İki, terklerin olacak. Terklerin olacak. Üç, kendi özgüvenini yıkma. Senelerden beri tahribatın birkaç haftada olacak hali yok. Başka buna şey ekleyecek olan var mı öyle? Mehmet abi şey demişti. Meşguliyet. Söylesin o. Değil mi? Meşguliyet söylemişti. Müsbet manada meşguliyet. Yani toplumda olsun, kendin yalnız kalınca bile fırsat vermeyeceksin. Evet. O tür düşüncelere. Verirsen içine mutlaka giriyor. Yani bir müsbet şeyle doldur ki onlar gelmesin evet. Sana. Hani. İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Şafii'nin sözünü hatırlattı. İmam-ı Şafii diyor ki, eğer diyor siz diyor hayırla meşgul olmazsanız diyor şer sizi doldurur. Meşgul şer sizi kendisiyle meşgul eder. İmam Şafii'nindir bu. Siz diyor hayırla meşgul olmazsanız şer sizi meşgul eder. Bu böyledir. Ortada bir şey yoktur. Yoktur abim yok. Öyle bir şey yok. Hayırla meşgul olmasanız şer sizi meşgul eder. Abi bana bir 5 dakika verebilir misiniz? 5 dakika veremem. Dakikalarımız çok önemli. Çok daha kısa bir zamanda yapmaya çalışacağım inşallah. Mümkün bir şey yapmışsınız. Bunlarla alakalı mı? Evet abi, yakın abi. Şimdi bu geçtiğimiz hafta içinde yaşadığımız bir olayı karşıladık. Ben bunu anlatmak istiyorum. Harun çok söyler sahabe. Sahabeler bahsine bir ara çok yönelmişti Harun. Nefsini yok etmemiş, yani tezkiye etmekten bahsediyorlar değil mi sahabelerimiz abi? Yani sürekli tutarak, yani hep aklıma şu gelir, Hasan abi, yani ne kadar işleyebilirim bilmiyorum ama. Sahabe yani nefsini yok etmemiş ha, dengede tutmuş, şer'i hayra vasıta etmiş. Mesela Hasan abi misalen, hani ne kadar yaptım bilemiyorum ama tabii şöyle mesela, şöyle bir helikopter gibi düşünün Hasan abi bunu, şöyle, pervaneleri. Tamam. Tamam mı abi? Mesela kalp, ruh, Hasan abi, pervane. Vesvese, şeytan, vehim, nefis. Böyle bir pervane olmak zorunda ki Hasan abi, şu helikopter havalansın abi. Yani şunlar olmazsa bu pervane iki pervane halinde yukarı çıkmıyor. Çıkmaz. Yani bunlar olmak zorunda. Sahabenin yaptığı bu abi. Anladığım kadarıyla. Bunu anlıyorum. Fakat abi hep şunu dua ederim ben. Allah'ım inşallah kelime-i şehadet getirerek ruhumu teslim etmemi nasip edersin. Mesela geçtiğimiz hafta içinde abi bir rahatsızlık yaşadım. Tansiyon düşmesi oldu sanırım. Aşırı işte dışa vuruşları, o tansiyon düşmesini ölüyorum, gidiyorum düşüncesi geldi bana. Çok rahatsız oldum. Neyse elhamdülillah bir vesile, bir şeylerle, müdahalelerle falan toparladım, kendime geldim. Sonrasında düşündüm ki abi, o haletteyken benim aklıma kelime-i şehadet hiç gelmedi. Bende dedim bir yerde bir kusur var. Benim aklım orada kelime-i şehadet gelmeliydi.
Bende bir kusur var dedim. Çünkü öyle de bilirdim. Özür dilerim. Şimdi şöyle, az önce bahsettiğiniz şöyle bir şey vardı Hasan abi. Bu bucak ve diğerleriyle menfi anlamda diğer bahsettiklerinizle alakalı en son çıkan odur. Evliya bucak. Bu bucak değil mi abi? Ve baş olma sevdası. Baş olma sevdası. Şimdi abi bu muhtemelen sekerat anında da aynı şey oluyor. En son terk eden oysa, eğer önceden onu yok etmediyseniz en son o terk edecektir. Sekerat anında her şeyi kaybettiğiniz bir tek hubuca ve onun dışa vuruşu sizde varsa kelime-i şehadetle aklınıza gelmeyecektir. Dolayısıyla sanki avam olarak bizler sanki şu sahabe sistemini uygularsak bir manada bizim için de bir risk sanki var gibi. Bunun için ne yapmalıyız abi? Bu çünkü çok önemli benim açımdan. Muhtemelen bu şekilde düşünenler de vardır. Bir ilk kelime bu manada bizden rica edelim. Şu helikopter şeyi, pervanesi çok ilginç ve o dört tanesi şudur. İnsanı insan yapan değerler, detayı olmaz, detayını doldurursak. Bir tanesi eylemdir. Bir tanesi ruhtur, bir tanesi kalp, bir tanesi dimağdır. Dört. Dima, kalp, ruh, eylem. Vicdaniyattaki şey gibi. Onlar kalkar. Yani bu insan insan yapar. Başka, yani bize nefsin öldürme denilmez. Yani kısacası sen neyi sormuştun ki burada? Abi neden ben kendimi bir manasla kerata girmişim gibi hissettiğim anda kelime-i şehadet aklıma neden gelmedi? Ben bir yerde bir eksik yapmışım. Yani sahabe nefsini terk etmedi bütün bütün. Onunla birlikte onu merdiven yaparak, üstüne basarak kemalata ulaştı. Peki o anda kelime-i şehadet hatırına gelseydi bugün bu gündeme getirecek miydi? Yok. Getirmeyecekti. Peki sen kendini sorgulamayı ben kaç tane ders yapacaktım ki kendin daha dur. Bu kadar derslere katıldın. Aferin, aman gafur, herhalde. Evet, iddiada bulundurmadın ama içinde böyle dürtü oluyor. Evet. Mesela... Biz mi olmadık? Bazen insanda, mesela bizde şu oluyor. Eksikliği, çok ciddi eksikliği mesela. Diyelim ki insan enfusi derste meşgul oluyor. Zannediyor ki beşeriyeti kalkıyor. Mesela beşeriyeti kalkıyor zannediliyor. Mesela diyelim ki Allah Resulü'nden daha iyi bir şey var mı? Kemal. Ama alnı şu parmak gibi kalınlaşıyor bu şey. Sinirlendiği zaman damana. Yanlışlara çarpar. Ve usta kendisi için ne diyor? Dikkat, kaçırdınız onu. Benim gibi asabi bir zata diyor. 8 sene gücendirme dedi. Usta demiş. Asabi. Usta Hazreti, Hazreti Osman gibi değil. Ezgeç yok. Benim gibi asabi bir zatı diyor. 8 sene diyor. Gücendirmeden hizmet etti diyor Süleyman. Sıdık Süleyman. Anladın mı? Asabi yazar. Nereden olay? Yani mesela diyelim ki enfusi. Yani bitirdik de anlamında bu. Enfusi demek aynı zamanda zahirdedir, evvel, ahir, batındadır hükmüyle. Ama peki zahir olan ne yapar? Siz batına bakamaz. Ama batın zahirle de yaşar, batına da yaşar. Yani batına geçince zahir ortadan kalkmış olmuyor. Kalksa zaten bitmiş, o zaman tedenidir bu. Çarşamba günü de çok güzel bahsetmiştiniz abi. Evet. Bu olmaz. O çarşamba günü kabuk açısından ders yaptık. Çok ilginçti, çok tuhaf. Yani batın geçince, batına olunca özel hayatın mı olmaz, yemeğin mi olmaz, asabi mi olmasın, batının ustadı işte. Usta, Said Nursi Hazretleri, asabiyim diyor. Benim gibi asabi bir adam diyor. Ondan sonra, Hazreti Peygamber alnı için yapıyordu. Evini 40 gün eve gönderdi. Yani denge çok önemli ya. Biz böyle kemalat demek, ya böyle kağıt zannediyoruz, ya böyle koy, bu bunun gibi duruyor. Kim ne yazarsa yazsın. Oğlum lan, bu direnecek. Kağıt değilim ben, bana kimse herkes giydiremez. Üzerime yazı yazamazsın. Bana renkli şey, yazılı tişört giydiremezsin. Ben reklam panosu muyum diyecek adam. Ben senin reklam panosuyum, belediyenin şeyi gibi. Ha. Şimdi bunun gibi zannediyor. Batıncı demek
Batında da bakabiliyor, zahirde de bakıyor, evvelde de ahirdededir. Yani bu sahabe efendilerin böyle hükmünü icra ediyor. Özel hayatını da yerine getiriyor, evini de yerine getiriyor. İş yerine de diyor, buradan çıktığın zaman iş yerine gideceksin. Tabii elmana, tabii siz bilirsin, o zaman duman olursun. Gerektiği zaman yumruğunu da vuracaksın. Batıncı demek, ezilmek demek değil, fevran etmek demek. Diyeceksin, ne oluyor ya? Ha, ne diyor? Peygamberimiz Aleyhisselam, zulmetmeyin ama zulme de uğramayın. Diyeceksin de diyor, ne yapıyorsun ya sen, ne yapıyorsun, kime diyorsun bunu? Kime ne diyorsun ya? Senin söylediğin, ağzından çıktığını kulağın duyuyor mu sen? Ne diyorsun ya? Diyor, şey yapacaksın, ezilmeyeceksin, ezmeyeceksin de. Yani batın şey demek öyle, tabii öyle mi ya? Herhalde onun hükmü böyle. Öyle olmaz. Adetullah'ta çalışıyoruz. Bunlar numineleri ustadımızdır, numineleri Resulullah'ımızdır. Muktedai kül, rehberi ekmel, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, sahabesi. Sahabe görmüyor musun? Gitti şey tutmuş, öteki sahabe böyle lüks giyeme, giyinemezsin diyor. Sana ne? Para var giyiniyorum. O bir sahabede, bir sahabenin şeyini tutmuş. Hazreti Osman. Değil. Değil o. Tek başına yaşadı ya, sen tek yaşadın, tek öleceksin. Güzel. Gıfar. O tutmuş. O öteki o biraz şey giyene. Yani acayip bir şey. Sahabe. 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 Yani sana mal istiyorum diyor. Hayrısını iste ya sahabe diyor. Ya geri isareti var. Ya Rab, ya Resulallah mal istiyorum. Ben sana kaç defa söyledim demiyor. Hayrısını istiyorum. Üçüncü kez içince mecbur oldum. Peygamberde reddi yok. Söyledi. Sonra ne yaptı? Mescidi ilk açan oldu. Sonra giren oldu. Temizleyendi falan derken mescit kuşuydu. Onun adı mescit kuşuydu. Hiç ayrılmazdı. İşte namazlara geç geldi. Namazları şey yaptı. Evde kılmaya başladı. Namazları terk etti. Cuma'ya geldi. Cuma'yı terk etti. Sonra zekat istediler. Benden haraç mı istiyorsunuz dedi. Onun sahabe peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyle koldu dedi. Sahabe, sen ben kimiz ki Osman? Yani niçin ben bunu örnek veriyorum? Gereği gibi yapmadı. Terbiyede bir sorun yoktu. Allah Resulü terbiyeciydi. Ortam da müsaitti. Ya abi bütün şartlar var olmuyor. La sahabe kadar mısın ya? Oluyor işte. Olduğu kadar. Olmaya kader. Çocuğum abi, annesi çok dikkat etti, televizyonu almadık, şunu yapmadık, bunu, çocuk niye çıktı? Öyle sahabe. Tam o kadar. Ya abi, sahabe ama daha önce bozuktu. Hiç bozuk ortam görmedi Adem Aleyhisselam çocuğu. O velet nereden çıktı ya? Velet yani çocuk yani, Osmancı. Velet nereden çıktı? Bunlar bozuk ortam mıydı? Bozuk arkadaş mı? Ortam yoktu. Hiç mi ortam yoktu? Valla peygamberin karısı ya, abi benim hanım. Mesela benim bazılardan diyeceğim, benim kocam. Öyle sahabi hanımlar, annelerimiz var ki, Habeşliler geçirmiş, adam Müslümandı, sonra mürtet oldu orada. Ortada kaldı. Ortada kaldı, bakacak kimse yok Habeşistan'da. Allah Resulü vekil gönderdi, ey asabım onu koruyun. O zaman Türkiye gibi değil yani, fakir bu kadar güzel. Şimdi Afrika'dan 1000 katı fazla. Hem artık o sahipsiz olması, aç olması, sefil olması, ona hayal edemezsin. Gidin demiş, ben istiyorum, onun nikahı daha hiç daha görmedin. Zaten orada da ölmüş kadın. Allah Resulü'nün duyarına nikah olmuş. Benim raiyetimdedir. O zaman çekindiler de, Muhammed'in eşi bu. Korumak için yani yapmış. Hiçbir bir şey daha olmadı, zaten orada öldü ondan sonra. Niye? Kocası mürtet olunca, o da bir sahabe de vardı, sahabi hanımız. Kocası ölünce, peygamberimiz deseydi ki, ey ashabı fedakarlık yapın da onu şey koruyun, sen yapsana. Fedakarlığı bize niye söylüyorsun? Hmm. Zaten biz boyu fakirdik. O zaman heyet gönderdi, iyi. İstemiş, o da alamış, nikahları olmuş. Ha, onun nafakası da ona yüklendi, hayat şeyi de ona yüklendi. Yani dört hükmü batıncılar bilir ama yaşar. Bu beşeriyetten çıkmaz. Ama zahirciler hiç batına giremez. Hoca Gazan ne güzel diyor. Rahmetullahi aleyh. Olduğu kadar, olmaya kadar. Çocuğum olmuyor. Peygamberin çocuğu da olmamış. Karım devam şey yapıyor.
Nuh Aleyhisselam karısı da isyan. Efendim, ya benim kocam şey, sahabeye hanımlarının kocası da böyle yamuk yumuk çekti. Hem de sahabeye gidiyor. Asiye annemiz. Asiye annemiz. Kocası Firavun. Kardeşim, ne olur? Kendine zulmetme, özgüvenini yıkma. Benden bir şey olmaz deme diyebildiğin için kaliteli adamsın. Ben mis kember gibi sürme günahlarını, ben çok iyiyim deme. Ha, ama ben çok iyiyim demediğin gibi, benden bir şey olmaz deme ne olur Allah rızası için ya. Deme, özgüvenini yıkma, olur. Müslüman için Kur'an'da günah işlemez demez. O Müslümanlar ki günah işlemez demiyor. O yeisi kapılmazlar. Hep buna dururuz. Farkında mısınız? Hı hı. Hep konuşmalarını değil mi? Yeisi düşmez. Müslüman günaha düşer ama. Çünkü günahlar adam helak etmez. Günahlarla yeis helak eder. Anladın mı? Şeytanın gayesi günah işletmemek, işlettirmek değil esas. Günah ile yeis atmaktır. Bu çok önemli. Zaten kendisi günah işledi. Bizi daha kötüye göndermesi evet. Lazım. Yani o secde etmemesi değil şeytanı şeytan yapar. Secde etmemesi fiil, secdenin arkasında ben daha kaliteliyim, ben ateştenim, o topraktan, o içsel yapının çirkefliğindendir. Yoksa secde etmeye de var, şeytan oluyormuş, namaz kılmaya var. Ha, onu savunmuyor, şeytan savundu, ben üstünüm dedi, ben baş olma sevdası. Gafur kardeşin demek istediği şu, diyor ki sekerat anında benim niye aklıma gelmedi? İşte gelseydi acaba Gafur bunu gündeme getirecek miydi, eksikliğini hissedecek miydi? Bir sürü davalara kalkmaktansa böyle kendini hep eksik, biraz eksik misin? Tam da değil. Şu da anlayabilir, o zaman şunu çıkarabilir miyiz? O zaman her anımız şehadet olması lazım. Her anımız şehadet olursa problemimiz olmaz. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini bilemiyoruz ki, bilmiyoruz da zaten. Ben inanıyorum ki eğer ölümle neticelenseydi gelecekti. Yani. Evet. Gelse ama ölümle olmadığı için o bir süreçtir. Her hastalık, her zor durum ölüm mukaddemesi değil ki. Gelmedi. Gelmedi. Çünkü ölmediğinde ondan. Öldün mü? Vâhir davâgum en elhamdülillâ rabbil âlemin el-fâkir.